Günaydın Dikil sınıfından. Biz işimize bakalım. Ne dedik? Aynası iştir kişinin. Nurten Hanım'la şimdi biz bir elbise keseceğiz. Bundan önce siyah kumaştan Hanife Hanım yapmıştı. Çok güzel bir kalıp. Burada dergisinin 2021 Mart sayısından 40 beden modelimiz de bu. Kumaşımızı şu şekilde yerleştiriyoruz şimdi. İlk önce ne yapacağız? Biz böyle koyduğumuzda kumaşı çıkıyor mu çıkmıyor mu diye kabaca bir baktıktan sonra kalıplarımızı topluyoruz. Kalıplarımızı topladıktan sonra kenarını masanın kenarına iğneleyip kumaşımızı düzeltiyoruz. Kalıplarımızı yeniden yerleştiriyoruz. Şimdi o işlemi yapacağız. O kalıpları da alalım üzerinden. İlk önce kumaşımızı eğriliği, hasarı, kusuru, defosu var mı bakıyoruz. Baktıktan sonra aynı az önceki şekilde kalıplarımızı koyup bu sefer iğneleyip keseceğiz. Biraz kumaşımdan bahsedeyim, kumaşımızdan bahsedeyim. Bürümcük bir kumaş, çok güzel. Tersinden seriyoruz. Yani genelde biz kumaş keserken kumaşımızı tersinden sereriz. Şimdi de tersinden serdik. Ama şu güzelliği size göstermek istiyorum. Rengi net çıkıyor mu bilmiyorum. Çok güzel bir yeşil, çiçekli, tüy yönü ve desen yönü olmayan kumaş. Ne demek tüy yönü ve desen yönü olmaması demek? Çiçeklerin bazıları yukarıya bakıyor, bazıları aşağıya bakıyor. Yani kalıplarımızı ters yüz ederek yerleştirebiliriz bu kumaşa demek. Eğer çiçeklerimizin hepsi aynı yöne baksaydı ne yapacaktık? Kalıplarımızın hepsini aynı yöne yerleştirmek zorunda kalacaktık. Kenarını iğneledikten sonra şu el hareketiyle her zaman biliyorsunuz ki kumaşımızı şöyle düzelterek kat yerine doğru tamamen ilk önce düzgün bir kere seriyoruz. Birinci kuralımız. Kumaşın kenarı, masanın kenarına iğne. Şimdi sıra geldi kalıplarımızı yerleştirmeye. Ön ortası kumaş katı dediğine göre bunu şöyle yerleştireceğiz çekerek. Dikiş paylarına dikkat edelim. Dikiş payı verecek miyiz? Tamam, şöyle bir tam ortası ortasına denk gelecek. Şekilde arka ortasını arka ortasına denk getireceğiz şimdi. İğneleyelim oradan tam sıfıra sıfır şöyle. Tam sıfıra sıfır. Yukarıdan aşağıya doğru sıfıra sıfır. İşte onu sordum ben de. Ama kalıyor. Şurada kalıyor bak. Ha? Evet evet kalıyor. Şimdi şurayı yapalım. Evet, ön ortasını yerleştirdikten sonra arka ortasını da aslında yapabiliyorsak burayı da kumaş katı yapabilirdik ama şu an kumaşımız bize müsaade etmeyeceği için arka ortası yani etek arka ortasında dikişli yapacağız. Onu da şöyle yerleştireceğiz. Dikiş paylarına dikkat ederek. Şöyle, pardon Sibel Hanım, hemen senin arkandan geçiyorum. Şöyle gösteriyorum. Kolumuz çok güzel bir kol. Kol ağzı düzgülü ve manşetli olacak bunda. Ön ortasında normalde kumaş katı ama Nurten Hanım şöyle bir şey tercih etti. Önünü bu kez düğmeli yapalım hocam dedi. Rahat giyilip çıkarılır ve bebekli anneler için uygun olur. İleride de gelini için dikiyor bu arada bunu. İleride de bebeği olduğunda rahatlıkla kullanabilsin kendisi dedi. O yüzden ön ortasını yerleştirirken şimdi ayrıca göstereceğiz size. Yani şunu söylemeye çalıştım. Normalde ön ortası düz boy iplik kumaş katıdır. Yani biz bunu kumaş katına şöyle yerleştiriyoruz. Elbisenin modeli bu. Gördüğünüz gibi. V yakalı da bir elbise. V yakası burada ama biz bunu tesettür giyime uygun olsun diye yuvarlak yaka yapmıştık. Şimdi kumaş katına yerleştirmeyeceğiz. Biz bunu getirip buraya bir 5 santim 6 santim cetvelle ölçelim. Verip ondan sonra buraya yerleştireceğiz ki bu elbisemize kapanma payı vermiş olacak. Yani ilik düğme payı vermiş olacak. Şöyle kabaca tekrar gösteriyorum elbisenin kumaş yerleştirmesini. Bunu kumaş katına yerleştirirseniz dikişsiz bir ön elde edersiniz. Böyle 5-6 santime evet ölçüyor bakın Nurten Hanım. Yukarıdan aşağıya ölçelim. İlk önce burayı ölçelim. 6 santim verelim veriyor çünkü. 6 verelim. İğneleyelim. İğne. Evet yukarıdan 8 santim verdik. Aşağıdan 8 santim verdik. Şimdi iğneliyoruz. Pensi şuradan iğneleyelim. İlk önce gördüğünüz gibi düz boy ipliklerini sabitleyip iğneleyip ondan sonra geri kalan yerlerini iğneliyoruz. Belde şöyle hafif bir kavis var. Bunu da kaybetmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi elbisenin yakası normalde şurada çok derin bir V.
Yani ben bunu normal giyimde de mesela biz dikiyor olsaydık, yani tesettür giyime uygun bir hale getirmemiş olsaydık da bu V bizim için biraz fazla derin bir V'ydi. Yani göğsün tam ortasına kadar açılan bir V gördüğünüz gibi. Çok rahat giyilebilecek bir elbise değil açıkçası. O yüzden ben ne yapıyorum böyle elbiselerde? Hangi dergiden çıkartmışsam çıkartayım. Şuradaki V'yi biraz şöyle kapatarak kesiyorum. Evet, bu arada kalıplar Hanife Hanım'a ait. Hanife Hanım'ın aldığı notlara bakıyoruz. Elbiseye etek olacak. Ön etek demiş, Kübra'ya yapılıyor. Aa, bunu Nurten Hanım kendisine çıkarmış. Ben Hanife'nin kalıpları zannediyordum bunu. Evet. Şuraya almış, kumaş katı yazmış. Şuraya ne yazmış bakalım. Ben çok seviyorum böyle yazıları. 0.5, 1, 1.5, 2 santim kadar verev olarak uzat. Gerekirse anlamında geliyor. Burası sabit, arkaya doğru demiş. Bakın kendi notlarını kendi anlayacağı dilde yazmış. Büzülecek demiş burada da. Düz boy ipli işaretinde almış. Burada unutmamak için. Neden alıyoruz bu notları? Unutmamak için. Unutuluyor. Hanımlar gerçekten unutuluyor. Burası da bakın arka ortası. Arka ortası bele oturan bir model olduğu için düz boy ipliğini buradan buraya sabitledik. Burası bakın düz olmadı. Eğer burayı dümdüz yerleştirseydi. Yani şunu söylemeye çalıştım hanımlar. Bu bir düz boy ipliği çizgisi ise düz boy ipliğine göre bunu yerleştireceksek bu çizgiyi gördüğünüz her yerde düz boy ipliği çizgisinin kenar çizgisine eşit olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şurada evet ben şey kameradan kaydırdım yani aslında doğru ben çekemedim orayı. 8 santim doğru doğru. Doğru mu? Ha? Ben şey yaparken elimi tutamadım orada. Az önce ölçmüştüm çünkü. Öğrendin mi? Nurten Hanım'la biz bu sene evet düz boy ipliği konusunda bayağı bir dans ettik. Birlikte ama demek ki oluyormuş. Sıra geldi kola. Şimdi bakın bu kolu şöyle düz boy ipliğine göre yerleştirdiğimizde şu kol ağzında bizi biraz zorlayacak bir şey veriyor. Gördüğünüz gibi biz ne yapacağız? Kol ağzındaki büzgüyü biraz azaltarak yerleştirmeye çalışacağız. 2,5 santim şu kol ağzından girdim. 2,5 santim şu kol ağzından girdim. Bu 2,5 santimle şu kolun en daralan yerine dirseğe kadar olan kısmı şimdi sıfırlayarak katlayacağım. Evet şu 2,5 santimle şurayı sıfırladım. Burayı katlayacağız. Kesmeyeceğiz. Niye kesmeyeceğiz? Kesebilirsiniz. Şimdi bakın görüyorum. Kesi kesip atıyorsunuz ama bunu kesmeyeceğiz. Neden? Belki bize daha başka bir kumaşta başka bir elbise keserken bu genişlik verecek kumaşta. Tekrar onu genişletmeye mi çalışalım? O yüzden katlayarak yerleştireceğiz. Katlayalım onu sıfırlayarak Nurten Hanım. Şuradan. Evet. Bakın 2,5 santim kıvırdığım yerden sıfırlayarak. Orası çok önemli. Sıfırlayarak katlıyor. Şimdi şu tarafını yapalım. Evet. Ha, baktık 2,5 santim de vermiyor. 3 yaparız. Yani önemli değil. Başka bir elbisenin düz kol kalıbını kullanırız. Önemli değil. Kumaşımız neye veriyorsa istediğimiz modele en yakın hale getirebiliriz. Şimdi bir deneyelim bakalım çıkacak mı? Şöyle bir yerleştirelim. 2,5 santim de bize biraz dar geldi. Vermedi. Bir yarım santim daha katladık şuralardan. Gördüğünüz gibi düz boy ipliğini ölçtük. Giyim bir matematiktir hanımlar. Giyim bir matematik derken şunu söylüyorum. Belli bir sıralaması var. Bakın. Önce büyük parçaları yerleştirdik. Daha doğrusu ilk önce kumaşımızı serdik. Büyük parçaları yerleştirdik. Daha sonra küçük parçaları yerleştirdik. Kolda kol ağzı bu kadar büzgülü yetmiyor, çıkmıyor diye bir şey yok. Biraz büzgüyü küçültürsün. Biraz bolluğunu küçültürsün. Lastiğini daraltırsın. Önemli değil. Kolu başka bir kalıptan alırsın. Önemli değil. Ama sıralama ve teknik önemlidir. Şimdi biz bu kumaşımızı bu şekilde yerleştirdik. Güler şimdi kontrol ediyor, bakıyor. Ama Güler de inşallah, şöyle göstereyim Güler'i. Usta öğretici yapacağım Güler'i inşallah, Allah izin verirse. Yetişiyor benim yanımda. Bu şekilde yerleştirdik. Şu kolda ne yaptık? Şu çizgiyi kenara paralel olmasına gayret ettik. 58 santimdi sanırım. Bunun belli bir ölçüsü yok. Bunu nereye koymuşsak ilk önce üstünü iğneleriz. Kaç santimse sabitleriz. Doğru kalıp. Doğru kumaş yerleştirmekten sonra gerçekten işiniz düzgün gider. Böyle şeylere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bana gene bir sürü yorum gelecek. Şu ne? Neden burada boşluk var? Şurası ne? Neden orada boşluk var? Bu yüzden var. Ben bu boşluğu burada doldurursam
Burada doldursam, kolu yukarıya çekersem düz boy ipliğini kaydırırım. Düz boy ipliğini kaydırırsam ne olur? Kollar döner, öne döner, arkaya döner. Bunun belli bir sıralaması var. Bu sıralamadan sonra şimdi sıra geldi çizme, kesme, işaretlerini alma aşamasına. Hep beraber onları yapacağız. Hadi bakalım Nurten Hanım. Kolay gelsin. Hocam, buyur. Şu boşluklarına da bir şey yapsak, puşet yapsak şöyle. Olur tabii, olur. Olmaz olur mu? Çok güzel olur. Almamız gereken en önemli işaretler hangileri? Ön kol ve kol takma yeri işaretimiz. Bir toplu iğne veya sabun işareti oraya mutlaka. Kol ortamız. Nereden nereye büzülecek işaretimiz var şurada bakın. Evet, o aralara büzgü alınacak. Burada diyorsunuz ki kol üstü çok bol geldi. Kol üstü çok bol geldi. Evet, burası büzülecek. Bakın yazmış ne güzel. Buradaki şu eğik çizgiyi cetvel koyarak veya riga koyarak sabunla çizmek gerekiyor. Çünkü nereden dikeceğimizi oradan bulacağız. Şu çizgiyi tam kalıbın kenarından sıfırlayarak çizelim. Pensin işaretini alacağız. Kalıpta pensi oyuyorduk ama kumaşta asla oymuyorduk. Başka ne işaret alacağız? Şurada önde yan pens işaretimizi alacağız. Bir de ön kolda ön kol takma işareti pensi alıyor. Burada ön ortasının şu çizgisini alacak. Burası kapanma payı demiştik. Bir de ne vardı? Kolu nereden takacağımızın işareti vardı. O işaretle bu işaret birbirine denk gelecek. Bu işaretler alındıktan sonra ve kaybolmadıktan sonra bakın en az 7-8 tane bu konuyla ilgili video çektim. Üzerinde çok durdum. Bu işaretlerin üzerinde çok durdum. Bilin ki bir şey var. Yani bazı güzel takipçilerimi tenzih ederek söylüyorum ama ütüsüne, şuyuna, buyuna bakmaktansa siz, yani o ütüsüz paylaşımlarınız istinaden söylüyorum. İşaretleri doğru geçirmeye, düz boy ipliğinin ne olduğunu anlamaya çalışın. Evet, besmele ile biz dualarla kesiyoruz ne kesersek. İşimiz rast gitsin inşallah. Evet, elini makasın kumaşın üzerinden hiç kaldırmadan, gene genel kurallarımız ve makası havalandırmadan, kumaşı havalandırmadan Nurten Hanım bunu şimdi bize güzelce kesecek. Pensleri oymuyoruz. Her sene oyan bir iki öğrencimiz oluyor. Biraz fazla mı o dikiş payı acaba orada? Biraz da yok, tamam, ben kameradan. Tamam kameradan öyle görüyorum. Evet, makasımız biraz iyi kesmiyor gibi sanki. Kesiyoruz. Ne güzel kesiyoruz. Kendi kendime de nazar ederim, çok güzel. Ne derler benim kurserler? Maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor. Olsun. O kadar kusur kadı kızında da olur. Şimdilik işimiz rast gidiyor. Evet, bu videoda ve bugünkü paylaşımlarda belki elbisenin dikimini paylaşamayız. Ama en azından kesim aşamasına kadar olan kısmı gene paylaşmış olduk sizinle. Güzel oldu. Enine mi olacak, o boyuna mı? Şimdi şurada da başka bir şeyle uğraşıyorum. Evet. Enini boyuna bakalım onu bir. İşte bu eni boyunu bundan hiç anlaşılmıyor. Anlaşılır. Burası da boyu. Demek ki boyundan ikiye katlayacağız. Tamam, doğru katlamışım. Tamam. Koy bakalım kalıbı. Kesimimiz bitti. Alın çünkü tenalar çok şey pahalanıyor. İşaretlerimizi de almıştık. Şimdi sıralamamız ne olacak? Kumaşın cinsine göre. İster önce overlock çekeriz, ister çekmeyiz. Kumaşın cinsine göre. İster önce omuzları birleştirir, kolları takarız. İster önce omuzları yanları birleştirir, sonra kolları takarız. Model ve kumaş bizi nereye götürüyorsa, kumaş özelliğini ve model özelliğini ne şekilde kaybetmeyeceksek o şekilde yaparız. Şimdi aldığımız işaretleri, yani kalıpları üzerinden kaldırıp aldığımız işaretlerin karşı tarafa geçirilmesi işlemi var. Onda da sarı karbon veya çıt atma işlemi kullanıyoruz. O da kumaşın özelliğine göre. Sarı karbon benim masamda var. Şimdi kestik elbisemizi, işaretleri aldık, kollarımızı kestik. Ön ortası kumaş katında olacak şekilde. Omuzları birleştiriyor Nurten Hanım makinenin başında. İlk önce dikişlerini dikeceğiz, sonra kenar temizliğini yapacağız. Ben şimdi şu parçayı alıp Nurten Hanım'a doğru götürüyorum ki şöyle, Nurten Hanımcığım,
Bunun arka ortasında hazır makinede otururken dikiver. Arka ortası var ya. Etek arka ortası. Heh. Makinelerimizi de çekelim. Dikim aşamasını büyük ihtimalle hanımlar paylaşamayacağız. Dersimiz bitene kadar, paylaştığımız aşamaya kadar paylaşırız. Gerisi artık sizin affınıza sığınıyoruz. Daha önce elbise dikim aşamalarında paylaşmıştık. 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecek. Nurten Hanım makinelerini çekti. Şimdi en önemli şey ara ütüsünde sıra. Şurada bir güzellik göstermek istiyorum. Gene tekrar amaçlı olsun. Pens ucu asla sağlamlaştırma yapmıyoruz. Düğümlüyoruz ve ipini kesiyoruz. Çok da kısa kesmeyeceğiz. Biraz uzun bırakarak keseceğiz. Omuzlar birleştirildi. Şimdi tersinden ve yüzünden kumaşı hiç esnetmeden ara ütümüzü yapalım. Bir saniye Nurten'in bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu ara ütüsüz halini bir göstermek istiyorum size. Kumaşın net olacak mı bilmiyorum. Pens'te miyiz? Gözüm görmüyor. Burası pens, şurası ara. Tamam. Şöyle göstereceğim. Bir de şimdi ütülü halini göstereceğim. Şöyle ütüsüz hali. Ara ütüsü tekniğinde önemli olan ilk önce makine çektiğimiz dikişin üzerine bir bu tarafından kaldırıyoruz. Bir bu tarafından ara ütüsü böyle yapılır. Önce makine dikişin üzerine, daha sonra dikişimizi tersinden ikiye açarak. Evet. Ütülüyoruz. Güzelce esnetmiyor bakın. Ütün ucunu sağa sola oynatmıyor. Tam düz boy ipliğine göre gidiyor Nurten Hanım. Şimdi ütüledi. Sıcakken hemen kaldırmıyoruz. Bir böyle 5 saniye falan bekliyoruz şeklini alsın diye. Şimdi tersini çevirecek ve aynı yerin üzerinden bir de düzünden geçecek ki ara ütüsünün ne demek olduğunu, güzelliğini şu görüntüden anlayın. Şimdi etek arka ortasını yapıyor bakın. İkiyi açıp ütülüyor. Dikişin önünden arkasından ütüledi. Şu ütünün arasındaki farkı görmenizi ve anlamanızı çok istiyorum. Ve bunu her makine dikişin üzerine yapmanızı çok çok istiyorum. Çünkü gerçekten tamamını ütüsüz görebilirsiniz ama aralarını ütülsüz göremezsiniz. Biz hep sürekli bu teknikle çalışıyoruz ve çok önemsiyoruz. Yani giysi bizim üzerimize giyildikten sonra kırışabilir ama bu dikişler üzerindeki bakın burada makine dikişi olduğu bile belli değil şu an ara ütüsü yaptığımız için. Bunu genelde ne yapıyorlar dikiş dikenler? Bütün elbiseyi dikiyor patır patır patır. Ondan sonra başlıyor ütülemeye ama o olmuyor. Ara ütüsü önemlidir. Teşekkür ederiz. Şimdi buradan sonra devam edeceğiz. Biz bir yandan elbisenin üst parçasının işlemlerini hallederken şöyle mankenimize iğneledik eteğini. Niye iğneledik? Biliyorsunuz bu tür evaze ve verev kesimlerde, kiloş kesimlerde kumaşın kendini biraz salmasını istiyoruz. Bu da ancak bu şekilde etek ucunun makinesi overlock çekilmeden önce yapılır. Bu burada dinlenirken biz şimdi Nurten Hanım'la elbisenin üst parçalarını yapacağız. Hemen Nurten Hanım yetiştirdi dedi hocam dur üstünde koyalım öyle gözüksün. Gerçekten güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Yaka pervazı, belle altın birleştirilmesi, ilik düğme yerleri olacak. Biter mi bitmez mi bilemiyoruz ama şöyle bir kabaca size göstermiş olalım. Evet öyle de gösterelim bir. Kol üstünü gösterelim. Mankenimiz gene biraz zayıf kalıyor biliyorsunuz hanımlar ama siz artık bu mankene alıştınız. Biz de alıştık. Çok güzel oluyor çok maşallah. Çektim çektim. Kolumuzu da yaptık. Yani kol ağzımızı da yaptık. Şöyle lastikle göstereyim. Şimdi ne kaldı? Ön ortasına yapacağımız kapanma payına 4 santimden tele yapıştıracağız. Gösterelim orayı sana zahmet. Tele yapıştırdıktan sonra yani terslerinden 4'er santimden şuralara tele yapıştıracağız. Dikeceğiz. İlik düğme yerini ayarlayacağız. Ya da ilk önce yaka pervazını çalışacağız. Yaka pervazı yani şurası açıkken çalışacağız. Çevirdiğimizde bu kapanma payının içinde kalacak. Dikemeyiz, bitiremeyiz diyorduk ama şaka maka. Diğer kolu da bir gösterelim. Elbise bitti bitecek gibi görünüyor.
Her seferinde artık devamını çekemeyiz diyoruz ama devamını da çekiyoruz. Nurten Hanım sağ olasın. Ellerine sağlık. Çok hızlı ve temiz bir çalışma yürüttü bugün. Şunu şöyle yapacağız. Diyelim ki şöyle 4 santimden tele yapıştırdık, kıvırdık. Pervasımızı da buradan yerleştireceğiz, dikeceğiz. Diktikten sonra pervazı çevirirken kapanma payımız da pervazla beraber dönmüş olacak. Ayşe Kaya Soran'ın pervaz çalışmasıyla aynı bir yöntem olacak. Biz paylaşamazsak pervaz kısmına onun son paylaştığı elbise gönderisinden bakabilirsiniz. Evet, elbisemizi bitiremedik. Ancak siz bitti sayınız. Dersimiz bitti çünkü. Yaka pervazımız kaldı. Buralar telalanıp dikilecek. İlik düğmesi kaldı. Alt etekle üst etek birleşecek. O kaldı ama şöyle bir size genel görüntüsünü göstermek istiyorum. Ne yaptık? Hangi işlem sırasına göre gittik biz bunda? Elbiseyi kestik. Omuzları, yan dikişleri, kolları yaptık. Alt eteği yaptık. Kol ağızlarını yaptık. Altla üstün birleştirilmesi, pervaz, ilik düğme kaldı. Biz ilk önce pervaz, ilik düğmeyi yapıp üst giysideki, yani üst bölümdeki bütün işlemleri bitirdikten sonra alt etekte de sadece etek ucunu bırakarak belinden dikiyoruz. Ondan sonra ölçü kontrolü ve boy kontrolü yaparak en son işlem olarak etek ucunu kıvırıp dikiyoruz. Umarım faydalı olmuşuzdur dedim. İşlem sırasını karıştırmadan anlatmışızdır dedim. Amaç aslında buradan bugün kalıp yerleştirme ve kumaş kesmeyi anlatmaktı ama elbiseyi bu aşamaya kadar getirdik. Her zaman başvurabileceğiniz bir kaynak olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bütün kursiyerlerimin bugün size artık sevgileri ve selamları var. Çünkü yaz dönemine kadar kursumuzun son günüydü. Herkese hoşça kalın diyoruz ama gene inşallah en kısa zamanda bir araya gelmiş olacağız. Son olarak şunu söyleyelim Nurten Hanım kalıpları ararken. Kalıp bilgisi çok soracaksınız. Vermedik başından beri. En başında bir Mart 2021 sözü geçti ama sonradan aklımıza geldi ki üst beden burada sayısının, ay burada dergisinin 2021 Mart sayısından 40 beden. Etek başka bir kalıptan, üst başka bir kalıptan, kollar başka bir kalıptan olduğu için biz şimdi bunu artık kendimiz burada dergilerinden çıkarmış olmamıza rağmen şuradan çıkardık tam olarak diyemiyoruz. Neresini, hangi elbiseni beğenmişsek aldık, model uyguladık. Şimdi bu size ikinci vedamız oluyor. Hoşça kalınız.